diyecekti aynaya baktığındaysa ne muhteşem bir kadınsın sen be diyecekti çünkü bizim gibi o da kendine bayılan biriydi. Sevgiliyiz hoş geldin. Hoş bulduk balçıkçım. Ee, önce tabi İzmir'le açtık. Önce aileyle. evet İzmir'e evet. büyük geçmiş olsun. Çok. Ee, hiç Çok. umulmadık bir yani Hayır, olacak, şey, iş değil. olacak iş değil. Ee, i̇nşallah 4 kişiyle kalsın kayıplar. Ee, Yaralılara acil şifalar. Çok zor. Hakikaten çok Tabii, geçmiş çok, olsun. Çok büyük Öncelikle geçmiş buradan olsun. buradan söyleyelim bir. İkincisi bu saçlara bayıldım. Ah evet. Git, git gitmiş, <laughs> Kısacık, belime kadar saçlarımı bir anda artık yeter dedim. Neden? Çünkü... Böyle de sorarlar ya depresyon mu? Hayır. Aşk hiç, acısı mı? Hayır hani... hayır <laughs> hiç alakası yok. Tamamıyla yıkamaktan, kurutmaktan ve e, ta, açmaktan çok yoruldum. Yani bu sağ kolum artık çok bir uzun. saat yıkadı. Tam bel, yani şurada belimin altındaydı. Evet. E, yıka, 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 aç, 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 aç. aç, Kurut, 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 kurut <laughs> vardı. artık. Yeter Ay ya o sıcaklarda geldim aman kökü bende. Bir de benim saçım çok çabuk uzuyor. İnanamıyorum. Bak iki ay sonra gör burada. Şaka ediyorsun. Tabii tabii çok çabuk uzuyor. Şimdi senin e, videonu seyrederken gülümsedin değil mi? Nereye gülümsedim. gittin? Nerelere gittin? Nerelere yani ben zaten hep e, oralardayım. Yani bir türlü büyümüyorum. <laughs> Hala e, 20-25'li yaşlardayım. Öyle hissediyorum. E, gülümsedin böyle şey yaptın. Gülümsedim. Yap. Şimdi ben ses... ee, Rahmetli babamın lakabını söylediniz. Ona çok güldüm. Evet keçi Selahattin. <laughs> Nurlarla keçi uyusun Niye uyusun. keçi Selahattin? Çok inatçıydı. Baya baya çok inatçıydı. Özellikle bebekte tavla oynarken illa herkesi yeneceğim diye oradan takılma lakabı. Şimdi ben seni, seni tabii çok uzun zamandır tanışıyoruz, tabii. arkadaşız vesaire evet. ama biraz çalışınca biliyorsun ben de dersi çalışınca dedim ki kendi kendime e, Yeliz'in tabi sesi muhteşem bütün albümler pop dedik mesela arabesk de var. Işte. Her şey var. Her şey var gerçekten de. Mesela onu lafı geldi sözü biraz uzattım ama kibariyenin diyebiliriz o kim bilir. Yok aslında benim. Seninmiş o. Tabi benim. Evet ilk sen okumuşsun. İlk ben okudum evet. Peki niye kibariyenin e Çünkü oldu? TRT o zaman arabesk falan yasaktı ben boykot aldım. Ha, o e, fakat o da bir yılbaşı gecesi özel yani yılbaşında özel gece diye onu çıkardılar. Şarkı Kibariye'nin olmuş oldu. Tamamen senin evet, aslında. Halbuki ilk ben okudum. <laughs> çok iyiymiş. Ne güzel şimdi. Şey diyecektim. Senin bir de bir güçlü kadın motifin var aslında. Yani aslında. Evet. Aslında diyeceğim çünkü sen, sen daha sanki... çok çıkarmamı istiyorsun evet. onu önüne. Niye niye hep o biraz arkada? Daha da mı çok çıkarayım? Tabii ki. Yani hani şimdi düşünüyorum iki tane korkunç Evlilik hatırlamak geçti istemediğim. hatırlamak istemedim evet. şiddet dolu böyle tabii, tabii, tabii. abuk subuk iki adam aynen, ve o aynen. abuk subuk yani gençliğimde yaptığım e, hata tabii ki hata da ama önemli olan o hatalardan e, ders alabilmek eğer o dersleri iyi alıp sınavını geçiyorsan zaten ödüllendiriliyorsun. Ee, Sen de mi inatçılığın babandan onları dinlememek için ben inatçılığımı kırdım ama yani o dönem inatçılıktan çok. mı evlendin acaba hayır hayır değil mi hayır, hayır canım benim kafa on karış havadaydı <laughs> yani ben İtalyan sesine rahibelerle okurken annem e, veli toplantısına gelirdi sor Antonia vardı o kafa böyle yapardı anneme yani ha. kafa benim hiç e, tam şımarık dönemler tam ama, değil mi? tamam çok şımarıktım gerçekten çok, çok şımarıktım dünya yani babamın bir tanecik kızı, iki kardeşi zaten, bir de abim var. Ama ben şımarıktım. İnanamıyorum. Evet, şımarıktım. Seni düşünemiyorum. Bir de şımartılmayı çok severim. Hala mı? Hala. Ha, e, güzel. Hala. Şımartılıyor musun? E, Şı. dönem Şıma bazen <gülüyor> şımartılıyorum. <gülüyor> Peki. Sahnede yani... şımartılıyorum zaten. Tabii. Yeteri tabii. Sahne inanılmaz zaten. Evet. evet. Ki, o dönem işte o iki tane evlilik. E, ama o evliliklerden kurtulabilmek hele birinciden. Evet, çok zor. Çok zordu. E, ve bayağı hani neredeyse gazetelere haber olacak kadar, 3. sayfa haberi olacak kadar şeyler aynen, yaşadı. Aynen öyle. E, neden bunu soruyorum özellikle? Hı -hı. Çünkü buna bir rol model gibi anlatmak lazım. Çünkü uzun süre sen anlatamadın bunu evet, değil mi? Evet. Ama sonra da hafif hafif anlatmaya Hı -hı. başladın. E, kurtulmak mümkün. Kurtulmak da mümkün. Hayata sıfırdan başlamak da mümkün. Ama bunun için önce ne gerekli biliyor musunuz? İnsanın kendine inanması, kendini kendinden çıkarıp suçu başkasında aramaması. Hmm. Kendinde arayacaksın. Suçu kendinde arayıp kendinde bulursan zaten o zaman ...tevekkülle tevekkül tabii. ile karşılaşıyorsun. Tevekkül hmm. ediyorsun. Mesela birinci de 7 buçuk 7 sene, değil mi? Tabii tabii. O ikinci evet. kısa. Evet, o daha bir buçuk, kısa iki bir, mi? Bir, Öyle buçuk. bir şey. Evet. O 7 senede o gücü sahip olana kadar ee, niye o kadar geçti? Mesela 16 sene de çeken var, 26, 26 sene çeken de var. çeken, çeken Abi, var. Hala, ya da Hiç çekmeyen var. Bir sürü var, var. hala. Var, var. Ve bunun sevgi diyorlar. Böyle bir şeyin yani e, bırakın fiziksel şiddeti, sosyal şiddetin için, sosyal şiddetin içinde bile sev, sevginin sesi olamaz. Aşk hiç olmaz. Sevgi başka bir şey. Yani sevgi, saygı çok başka bir şey. İnsan yani ne bileyim? ben akrebi yılanı öldüremem yani hmm. hani hayvan sevgim zaten o başka bir şey de ee, sevgi bambaşka bir şey. Yani şimdi bu kadınların e, şiddet görüyor, oturuyor. işte ne yapayım? Ne yapayım diye bir şey yok. Çek kapıyı. Hmm. E, bir şekilde o hayata, o adıma attığın zaman zaten sana yol gösterilecektir. Bitmiş bir türlü Niye o kadar süre dayandın ve neden? Yani o motivasyon neydi? Ee, seviyor adam o yüzden mi? Hayır hiç mesela? değil korkuydu benim korku diye. korkuydu tamamen öldürecek diye ee, yani işte aileme zarar verecek bana bir şey yapacak en çok ailemden korkuyordum ama e, şey öyle bir yere geliyor ki artık dayanıyor dünya gözünde olmuyor ve o zaman e, ben şunu söylemek istiyorum neden korkarsan o senin üstüne daha çok gelir çok doğru evet çok doğru evet. neyi salarsan yani ama hiç iste <laughs> yani mesela bir şey çok istiyorsun değil mi? Ay olsa, ay şu olsa. Hayır bırak. Salonu rahat kendi su aksın yolunu bulsun. Kesinlikle ben öyle oldum. <gülüyor> <gülüyor> öyle olduktan sonra. Şimdi hele artık hiç ben Kimse beni korkutamaz. Çok kendinle de dalga geçiyorsun. Çok güldürüm. Diyorsun ya ikinciyi yakalayınca denize düşen yılana sarılıp. Ya aynen öyle. <laughs> <laughs> ne bileyim kadar. niye aynı tip nasıl buldun gittin aynı, aynı tip, tip de değildi ilişkisi değil de, hani aynı model ya yani şiddet yanlısı işte bir herhalde i̇şte madde bağımlısı madde vesaire. bağımlısı falan ee, ne bileyim ben nereden yani seçiyorum herhalde burada Ar seçilir diye mi yazıyor ne yazıyor anlamadım ben de böyle bir mıknatıs mı var ne <laughs> neyse yani ama dik durmak ve kurtulabilmek dik mümkünün. dik durabilirsin kurtulabilirsin <laughs> küllerinden yeniden doğabilirsin. Önemli olan kendini ve hayatı sevmek. Hı. Yani e, ben çok yoklukta çektim, süründüm de Hı. ama hiç yılmadım. Hı. Hiç yılmadım. Çünkü Allah'ın bana verdiği muhteşem bir mücevher vardı. İnanılmaz bir yetenek vardı. Yani var, e, bu mücevhere Allah'ıma her zaman şükrediyorum. Mu, muhteşem bir mücevher vermiş bana. E Böyle bir mücevherle ben zaten e, sürünmezdim yani. Tabii canım niye sürüneceğim? Ve bütün de, kadınlarda muhakkak bir şeylerinde bir mücevher vardır. Tabii ki. Hep İlla de. bu olması gerekmiyor. Yani muhakkak bir yapabilecekleri, muhakkak zaten bizim kadınlarımız hepsi üreticiler. Çok, bir üretken, bir çok üretken. Bir yerlerinden Onun için rahatlıkla e, hayata başlayabilirler. O Yeter ki ilgili, o şiddeti çekmesinler. Bu konuyla ilgili son bir şey soracağım sana. Diyorlar ki mesela hani adam sana şiddet uyguluyordu. Neden uyguluyordu? Çok mu kıskandığı için diyorlar mesela ya da işte çok mu seviyordu? Çok bilmem. Sen çok güzel bir cevap veriyorsun. Hayır, o hasta olduğu için. Hastaydı çünkü. Ha. Şimdi bunu bence net koymak lazım Aynen. değil mi? Yani kadının suçu değil o. Aynen. Ay çok kıskanıyor, çok bilmem. Ya zaten bir şiddet gösterilmesi için bu ben benle e, bağlantılı değil sadece. Ee, suçlu da olabilir biri. Suçlu diye illa şiddet şiddet Tabii. ne ya? Tabii. Yani nedir? Hadi ee, birazcık cesaretin varsa git kendi ayarındaki birine yap bakalım yapabiliyor musun? Tabii. Yani e, hasta ruh başka bir şey ve ha, en kötüsü de hasta olduklarını kabullenmiyorlar. Onun için tedavi de olamıyorlar. Aynen. Şimdi sese dönüyorum. Evet. E, e, Nilüfer'le olan hikaye evet. değil mi? Evet. Nilüfer'e sen hayransın. İtalyan lisesinde. Benden ses, iki sınıf büyük. Büyü. Evet. Nilüfer üst e, bahçede şarkı söylüyor. Evet. Sen de onun sesine hayran. Aynen öyle. <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> bir hikaye. Sonrasında çok kısa toparlayacağım. Tabii. Sonrasında sen bir gün eve geliyorsun. E, ne hangi şey? Dünya dönüyordu. Dünya dönüyor. Dünya evet. dönüyor. pla Çanını koyuyorum. Koyuyorsun. Aynı onun gibi söylüyorum, bakıyorum ki. Yapabiliyor musun Nilüfer gibi? Şimdi artık yapamıyorum. Yapamıyor Çünkü kendi <laughs> şahsiyetini bulduğu için Ama o zamanlar nefes alışına kadar plaktaki aynısını nefes aynısını yapıyordum. Aa dedim ben aynı Nilüfer gibi söylüyorum, ben de şarkıcı olacağım dedim. Çok ilginç. Halbuki o zamana kadar hep farkı olmak istiyorsun. Tabii tabii. Yani, Tezesin var ve haberin yok. Haberin iyi olduğunu. Yok yok. <laughs> tabii yani bir, bir sesim var onu biliyorum da. Hani o kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Ya inanılmaz bir hikaye bu. <laughs> Peki sonra Nilüfer'i aradın. tabi tabii Nilüfer'i aradım. O beni bir plak şirketine yönlendirdi ve müzik yolculuğum öyle başladı. E Nilüfer'le hala arkadaşlık devam. Tabii demem. hep konuşuruz. Nilüfer çok kıymetli. Canım e, buradan benim. da sevgilerimi ileteceğiz zaten. Geçenlerde bir açıklama yapmış aşkla ilgili. Çok güldüm. Bu saatten sonra aşk maşk olamam. Öyle sürünemem demiş. Aslında doğru demiş. Doğru mu? Sen e, de olamazsın. ama asılsın? onun söylemesiyle olmuyor. Şimdi <laughs> bu aşk ısmarlama olsa işte şu saatte gelsin tamam. Salı günü saat 3'ü çeyrek ile olmuyor. Doğru. Hani e, Büyük de konuşmuş. Üç gün e, sonra ben aşık bak, oldum derse. diyebilir değil diyeceğim mi? Diyeceğim ona. Neli ne oldu? <laughs> Aşksız olmaz ya. Olmaz. Ben de olmaz. bana aynı şeyi biliyorum. Aşksız. Aş, aş bizi heyecan veren, kalbimize hoplatan, bir şeylere bağlayan. En son ne zaman aşık oldun? O epey oluyor. Epey. 10 seneye geçti. 10 sene. 10 senede kalbim boş. 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 Yani e, ortadıkta... ...hep söyleniyor her kesimden kadının lafı... ...ortalıkta adam yok. Doğru mu Doğru. Gerçekten Yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... E, ...yani bizim... ...akramlarımızın çoğu evli evet. zaten. Evet. Ee, ma maşallah... E, ...beyler de... ...böyle çıtır kızları... Şimdi diyecektim pek gençlerin peşindeler. Evet çok evet. meraklılar. Evet. Ondan sonra... E, bizim zaman bizim zamanımızdayken derken bizim gençliğimizdeki ya da o genç kadınlığımızdaki dönemdeki o beyefendiler gibi beyefendilere pek rastlayamıyorum ben. Evet, evet. Yani pek gezip dolaşmıyorum da zaten öyle gece hayatım da yok. Eskiden de o güzel mekanların, güzel yerlerin olduğu zamandı. Gezerdin sen. Evet. Çok gezerdim. Çok, evet. çok, seven, gezerdim. Seven çok severdim. Yani, çok, evet. severdim. Yani, evet. çok severdim. Özellikle etiler bölümündeki <laughs> yani, o evet. kapanan mekanlar evet, evet. E, maalesef yok ama Allah'tan umut kesilmez diyorum. <laughs> Ay çok şey. ben Yunanlı birini istiyorum. Ha bir de böyle ısmarlama. Evet ısmarlıyorum. Ha. E tabi yakışıklı seviyorsun anladığım kadarıyla. Yok çok yakışıklı. Yunanlılar Onu, da yani ben çirkinliği gördüm. Karizmatik görmedim. olması yeterli yani benim yeterli. için. Yani öyle Yaşma? İlla ya, yaşlı pek sevmem. O, yani biraz öyle 35-65 bana yaşlı. <laughs> E ne yapayım ben? Çok şekersizim yani. ya <laughs> işte bunları söylediğin için bayılıyorum zaten. Şimdi müzik tabii ki her daim her gündemde. Daim. Ee, sahne alıyorsun. Evet sahne alıyorum. Ee, yeni proje var mı peki mesela bir heyecanlandıracak müzik piyasası? Valla sonbahara güzel bir romantik var mı? Var çıkaracağım herhalde. Herhalde değil büyük ihtimal sonbahara. Bu yazın değil de sonbahara. Ee, ya eski şarkılardan birini bir coverlayacağım. Hı hı. Kafamda 3 dört tane şarkı var. Onlardan bir tanesini ee, ya da güzel bir yeni romantik gelirse e, onu. Çünkü ben e, romantik şarkıların şarkıcısıyım. Evet. E, romantik şarkılarda çok yaşıyorum. E, başka bir dünyaya gidiyorum. Zaten şarkı söylerken ben başka Diyor. bir dünyaya gidiyorum. Yani e, ben bile kendimi tamam, başka bir yeriz geliyor oraya. Bu yeriz gidiyor sahnede de. Unutuyor musun seyirciyi falan? Her yani her şeyi. Hiçbir şey yok yani. Görmüyor mu gözünü? Hiçbir şey yok. Yani wow. saçımın telinden ayağımın tırnağına kadar hangi şarkıyı mesela 40 50 şarkı söylüyorum gecede. Her şarkıda o şarkının içine girip onu yaşıyorum ve zaten sahneden indiğimde Kelte gibi iniyorum. Hem sahnenin yorgunluğu... O yüzden hem teşekkür de, ederim. Dün gece sahnem vardı. Geldim vardı bana. evet. E, isim veremiyoruz değil mi? Reklam olmasın evet, diye. Evet. veremiyoruz. E, Kozyata tarafında. <laughs> benim orada. Sosyal medyasından efendim. Sosyal bakın. medyamdan. <laughs> Sosyal medya, medyamı söyleyeyim o zaman. Tabii. tabii. Yeliz Online, tabii sonu 2E. Tabii. tabii ki söyle. Evet oradan bütün bilgilerimi <laughs> bütün alabilirsiniz. Bilgisi. Bir şeyi merak ediyorum. Şimdi herkesin göz bebeği şarkılar var. Demin evet. bilgileri söyledim. Kibariye diye oturmuşuz. Halbuki senin şarkı. Şimdi en çok senden hangi şarkı istiyorlar? Ay tabii ki yalan. Yalan değil mi? <laughs> yalan, yalan. Ve sen de sıkıldım diyordun bir ara bana. Ay sıkıldım başka şarkıyı Sıkıldım evet. Şimdi bir de geçen gün biri sosyal medyada bir e, sahne e, şey resmimin altına... Senin de bir, ta bir tane şarkın var başka ben de dedim ki... Senin de bir tane şarkın var. Ha bir var tane şarkım var. Ama dedim e, sen benim yaptığım şarkıları dinlemiyorsan bu benim suçum değil dedim yani itham etme öyle. O senin cahilliğin bir tek yalan Yani var. bir tek evet. yalan var. 1555 bin tane şarkım var. evet, var. Çok var ama hani demek ki yalan öyle bir oturdu ki hakikaten. Evet. Yani, hakik yani mesela programa başlıyorum. Atıyorum iki buçuk saat sürüyor program veya iki saat veya bir buçuk saat. Neyse o geceki e, formasyon. Daha sahneye adım attığım anda yalan diye bağırmaya başlıyorlar. Yani ne yalanmış kardeşim bu ne yalanmış. Acayip bir şey bu şarkı ama ben de çok seviyorum. Çok yani bazen seviyorum. sıkılıyorum. Tabii. Ya yani dönem dönem sıkıldığım dönemler oluyor. E çok bu arada seviyorum. Tabii canım. Yani sevmemen mümkün Hiç değil ama seviyorum. Ama hani yani çok sıkılmak seviyorum. da normal. Yani sürekli aynı şarkı söylenmez ki. Allah'tan romantik ve güzel bir şarkı da. Çok güzel, güzel <laughs> bir şarkı. Şimdi senin müzik erdağ'ın var. Bir taraftan e Aşk arayışı da var çünkü o aşk gelince daha da üretken başka şey de olur. İşte olacak. ama yine dediğim gibi saldım o kendiliğinden Kendi gelecek. gelecek. Ee, bir de kediler, <laughs> köpekler. İşte onlar dünyanın en büyük aşkları. Sadece yani sevgili hemen. evet sevgili Yeliz'in izleyicilerimize söylemek istiyorum neredeyse çantasından biraz önce de çıktı kedi mamaları herhalde gelirken bir şeyler bulup bizim Yani bulur görürsem vereceğim tabii. bir hani verirsin muhakkak bir de tabii. Bir sadece seven değil ki. çünkü Doğru. haklarını savunan e, son derece. değil mi? Evet. Bir tanesini de sahiplendin galiba bir yerde bir kapattılar balkona ya da sen mi sahiplendin? Onu e, kurtardım. Şey yaptım. Kurtardım ve sahiplendirdim. Evet kaç, Ankara'da. var, Kaç kedi var şu an? Evde beş kedi bir köpeğimiz var. E, kuzenimin 2 köpeği var. Yani ailede üç köpek var, onlarda iki kedi var, bende de beş kedi var, yedi kedi, üç köpeğimiz var. Yani ayrı ayrı evlerimiz ama hani bir aile olduğumuz için ben öyle sayıyorum. Ee, Bu yasa tartışması olduğunda sen de o konuyu e, yani Mesela Allah'tan geri adım atıldı. O konuya değinirken hani e, ucundan bile geçmek istemiyorum çünkü bu kadar e, dine, ezana, işte namaza, oruca, olan bu kadar yani. inanan e, kişilerin Allah'ın verdiği canı Allah'ın alabileceğini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Çok haklısın. Hele özellikle bunlar dilsizse yani sokakta e, geçen gün bir video vardı. Bir köpecik yatıyor kırda bahçede. Bir çocuk gelmiş ona boyuna taşlıyor. E şimdi o köpek o çocuğa saldırırsa çocuk mu kabahatli, köpek mi kabahatli? E, öte yandan ben çocuğun da kabahatsiz Çünkü olduğunu düşünüyorum. Çocuk kabahatsiz düşünüyorum. neden? Tabii. Çünkü yetiştiren Tabii. anne babalar. Çünkü onu korkutur, onu öğretirsen çocuk Aynen, onu görecek. Öyle. Ona ben çocuklara da üzülüyorum. Ben anne babalara kızıyorum Tabii. zaten. Tabii. Yani Tabii. ay elleme, ay ısırır, ay mikrop var. Bırak ben küçükken köpeğin tasından su içerdim hiç hastalanmadım. Rahmetli <laughs> Bilur. Sen niye tasından Rah su içiyorsun Ya yani ne bileyim köpeği. işte onunla böyle... Yani rahmetli <laughs> bir de da öyleydi Kalkava. Ah Nurlarla uyusun ah canım, canım kardeşim, kardeşim benim, canım arkadaşım. Ne dünya güzeli bir ee, Çok dünya güzeliydi. Ee, o da yani e, hiç... E, o da derdi ben de küçükken e, su içerdim. Yani biz ne hastalandık ne bir şey oldu. Kediler tırmalardı bilmem ne. Biz de hastalandık, ne mikrop kaptık. Dünyanın ya, en Ya tabii saf... ki su içmeyin haliyle ya, tabii. ya yani. siz bizi yani herhalde öyle bir şey yok. Ama dünyanın en saf... bir tek şey istiyorlar ya. Bir tek şey küçücük bir şu. O kadar başka hiçbir şey değil. Yani e, sokaktaki kargadan geçenlerde e, işten dönüyorum ...apartmanın girişinde bir karga. Uçamıyor. Ee, yukarı çıktım, kıyafetlerimi falan bıraktım. Gece saat iki buçuk, üç. Aldım onu, kutuya koydum. Nasıl aldın? Kargada ee, be. izin vermez ay, öyle. Üstüne bir şey kaptı ama yap, ay, çok, çok zor. ama hiçbir şey yapmadı. O kadar hali yoktu ki. Ah canım. su koydum, mama koydum, kurtarmaya çalıştım ama maalesef kaybettik. O günkü ağlamamı sana anlatamam Bal Çiçek yani. Hani... E, ben dayanamıyorum canların ee, işkence edilmesi falan böyle önüme düştüğü zaman aklımı falan oynatacak gibi oluyorum. Yani mesela ben Kurban Bayramını hani şimdi bana diyecekler ki et yemiyor musun? Evet ben 24 sene hiç et yemedim. Hmm. 24 sene vejetaryandım. hiç et yemedim. Fakat daha sonra sağlık nedeniyle ...yemek zorunda bırakıldım doktorlarım tarafından. Ya bir de niye etiyorsun diye birine sorulmuşsun. Hayır de, diyorlar. Yok, yok tamam, çok diyen var. Oluyor. Bu kadar hayvanları koruyorsan o zaman niye Hayır yok öyle diyen bir şey var. olabilir mi canım? Ee, yani. Abuk sabuk mantıksız. Yani çok herkes mantıklı ya, ne yani, istiyorsa yani, söylüyor aynen, yani öyle. hakikaten. Ee, onun için... E, ...mesela ağzıma kuzu sürmem ben. Hmm. Katiyen sürmem. Herkesin kendi yaşam biçimine... Aynen. E, saygı duymak, saygı duymak zorundayız. Yani e, ben bir de... Herkes e, sanki bilir kişiymiş gibi böyle yorumlara yazmıyorlar mı? Beni benden alıyorlar. Ama yani, klavye delikanlı diyorum ben ona. Bravo klavye. Normalde seninle doğru. oturamayacak, konuşamayacak klavye. insan gelip sana oradan hakaret etme... Gücünü buluyor ya. Ama Değil biz mi? veriyoruz bunu. Aslında. Doğru biz veriyoruz. Klavye evet. delikanlı. Evet. Nereden çıkmış yani? Ee, Sen kimsin ki bana yazıyorsun oraya? Aynen kimsin öyle. derken şunu ya senin de ben ifşa ediyorum bütün varlığımda her şeyimi koyuyorum ortaya. Evet. Bir şey söylüyorum. Sen de yap. Bir mesaj vermeye Bir çalışıyorum. Bir şey söylüyorum. Sen ne hakla bana onu hakarete ediyorsun? Hiç kimse kim olursa olsun birini hakaret Zaten etmez. ne yaptığını bilmeyen kişiler bunlar. İnan yani. ya bazen yani. bileni de var. İnanılır gibi. Bazısı yani. da mahsus yapıyor. Tabii. Sen ona cevap verirsin. Tabii. Ona ben ben direkt e, engelliyorum. Çok ilginç şeyler oluyor bende ben de. Diyor ki siz beni engellemiştiniz diyor. Geliyor bir yerden bir söyleşti. Ben bir tek engellediğim hakaret edeni engelliyorum. Ben de engelliyorum. Küfredeni hakaret edeni. Ben Aynen. diyorum ki ha sen o zaman ya bana küfrettin ya da Hak hakaret ettin. ettin. Ee, bir selfie çekelim diyor. İnanın. Bu ne? Bu ne ya? <laughs> yani böyle bir şey olabilir mi? Ortası yok ya. Hakikaten ortası yok. <laughs> Şimdi sevgili Yeliz'in bir başka özelliği de çok büyük bir futbol fanı. Ay evet. Aslında bizim spor ekibimiz futbol. senin yakalaması lazım çıkışta evet, böyle bir şey. Futbol fanı demeyeyim de Fenerbahçe fanı Fenerbahçe. mı? Fenerbahçe yok ama futbolu bu kadar... Senin maçlar nasıl oluyor seyrederken? Ay ben... Nasıl, nasıl seyrediyorsun? Canavar var mı çıkıyor içinden ne oluyor? Başka bir şey çıkıyor. Hadi canım gerçekten mi? <laughs> ben çok eskiden... 90'lı yılların ortalarında sonuna doğru çok maçlara da gittim. Hmm. E, maçta job yemişliğim falan da var yani. Ne yaptın da job yedin? Kavga vardı araya girdim. İnanamıyorum. Gerçekten. Hatta o maçta Uçen'in ayağı ters dönmüştü. Hiç unutmadığım bir maçtı. Ay inanamıyorum. Fenerbahçe Beşiktaş maçıydı. Çok büyük kavga çıkmıştı. Ben de ayırayım diye araya girdim yani... de şarkıcı, sanatçı Yeliz. Tabii tabii ama Jok benim yedi. oradaki halim şarkıcı, sanatçılıkla falan alakası yok. Kafamda bere, üstümde koca anorak, <laughs> Fenerbahçe anorağı. Tabii canım yani çok seviyorum. Tabii yani tamam. Bir sürü kadın var benim içimde. Tabii tabii var. Bir Var, ben bar, o kadınların değil. hepsini yaşatıyorum. Ne hoş. Yaşatmak yani. için her şeyi yapıyorum. Çocuk, tutkuyla yaşıyorsun her şeyi. Tutkuyla şey, yaşıyorum. Işte yani zaten. E, spor seven kadın da var, hayvan seven kadın da var, sevmediğin, kadın Sevmediğin var. kadın tipi ne içinde İçindeki olan? İçindeki sevmediğim Sevmediğin, sevmediğin mi? Mi? vardır mutlaka. O sevmediğin. nalet bir yeliz var onu hiç sevmiyorum. Ne o mesela ne Ay yapıyor? bazen çok naletleşiyor. Ne yapıyor? E, yani bir kere önce kendine naletleşiyor sonra etrafına naletleşiyor. Dolayısıyla o negatif şeyi veriyor. O yelizi sevmiyorum. Hmm. E, biraz azalt tuttum onu birazcık yani son yıllarda onu sevmiyorum inadım da çok kalmadı ee, onu da sevmiyordum biraz terbiye başla, ettim başla, örpledin, evet. evet törpülüyorum e, sevmediklerimi ama şöyle bir şey var kendimi çok seviyorum bir kere Hı. Ee, hiçbir zaman hiçbir şey için Umudunu kaybetmeyen bir kadınım ben İşte ben dedim ya işte o gücük o Hiçbir zaman lazım. Biraz önce e, bana hediye ettin Yeni kitabın hayırlı evet, uğurlu teşekkür olsun canım, Teşekkür ederim. Darısı başıma ben de istiyorum Evet o yüzden ya, sen de yani, beni Hatta şey yaptım e, bir cadıdan ötekine diye verdi? Evet Bir cadıdan öteki <laughs> cadıya aynen, aynen. Hah, Mesela bana cadı denmesine bayılıyorum <laughs> Normal değil Evet tabii. çok seviyorum e, ee, normal olmadığımı gururla söylüyorum. Hmm. Çünkü herkes normal ya, ay ben normal olmayayım. Hmm. Çünkü herkes normalim diye dolaşıyor ya. O herkes normalim <laughs> diye dolaşan kesimden seni en çok rahatsız eden nedir Yeliz günümüzde? Hem kendi sektörüne soracağım hem de sosyal medyada gördüğün. Mesela ya bu ne oldu ne oluyor bunlar dediğin <laughs> ne var mesela canınız sıkan? normalim diye dolaşan ama aslında pek normal olmayanlar. Zaten işte görüyorsun normalim diyor <laughs> normal bir şekilde çıkıyor karşımıza. Ya o kadar çok yani hangi birini söyleyeyim müzik ki? Müzik sektörünü söyle. Ya müzik sektöründe ben gerçekten yeni e, şarkıcıları çok tanımıyorum. Bilmiyorum. Ee, şöyle. Sevmiyor yani, musun? Hayır, Tanımak mı istemiyorsun? Şöyle daha böyle hani e, eskiden bir şarkı dinlerdik Hii, ay bunu kim söylüyor? Böyle bir şarkı çıkmıyor. Şarkı çıkmıyor. Yani hep hiç zaten hiç çıkmadı mı Ya çıkıyordur, çıkıyor muhakkak da bana böyle ah dedirten bir şarkı çıkmadı son 20 senedir, bana göre 10 senedir ya da. Yani bir taraftan da haklısın galiba. Başka daha tüketim şarkıları ya çıkıyor. Ya bizim 70'ler, 80'ler, evet. 90'lar olmasaydı bugün müzik yoktu. Evet, 90'lar gecesi düzenleniyor hala. Yani 70'ler 80'ler, 90'lar. Evet. Bu üç kategori olmasaydı bugün müzik yoktu bence. Ki hala o şarkıları cover yapıyorlar. O şarkılarla gündeme gelebiliyor gelini, geliniyor. Evet. O şarkılara e, albümlerine koyuyorlar. Evet. Çünkü başka yani şarkı çıkmıyor. Peki şarkı çıkmıyor şarkıcı? Beğendiğin var mı gençlerde? İnşallah. Yeni çıkan. Bilsem ]lerden. bilmiyorum. Bildiğin bilmiyorum. yok mu hiç? Yani Mesela cover dedin Zeynep Bastık var. Cover yapıyor sadece. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Tanımıyorsun. Yani ismini duydum ama. O kadar. Bilmiyorum. E, merak edip dinlemiyor musun? Hayır. Neden? E, zaten bana gelir de o şarkı yani bir şekilde ne bileyim ben. Ha, özel olarak din, yani gerek yok mu? Ben merakıma mucibe olmuyor gerçekten. Hmm. Yani e, şey yapamıyorum. E, ne derler ona? Benim şuramı hop, hop, hoplatması ilk... lazım. Muhakkak sesin duymuşum bir yerden muhakkak evet. duymuşsundur ama e, benim burnumun dileğini sızlatıp kalbimi hoplatacak bir ses duyamıyorum da. Daha çok hep vokal sesler. Doğru. Seslerin çoğu vokal sesi. Hmm. E ben başka bir şey arıyorum şarkıcılıkta. Yani ne bileyim ben e, konuşur gibi şarkı söylenebilir tamam. Ama ...tarzdır ama herkes de öyle olmaz. Evet Mert Demir'i biliyorum ama. Hmm. Çok magazin magazinsel Beğeniyor olduğu musun? için. E, Bilmem o da iyi söylüyor galiba. Bilmiyorum onu da dinlemedim. <laughs> magazinsel diye görünüyor. Magazinsel yani. olarak biliyorum Mert Demir'i. Biraz hatırlatırsan kimler vardı? Başta? Yok şimdi şöyle söyleyeyim. O zaman bitirmem lazım. Heh. Sevgili Yeliz o bir sürü kadını... ...toparlayıp bir kitap çıkar diye düşünüyorum. Çıkarayım mı? Çıkar tabii. Eee... 74'ten başlayayım Artık, o zaman. Evet, başla. Ortalık ayağa kalkar mı? Biraz kalkar. E kalksın. Biraz. E onu da kaldırmak lazım. Kaldıralım mı? <laughs> o zaman kaldıralım. <laughs> Sevgili çok çok teşekkür ederim. Ben çok ediyorum. teşekkür Biliyorum. ederim. Sahne Beni edeyim. davet ettiğin Ertesi için. Ertesi günü buraya geldiğin için. Kitabın hayırlı uğurlu çok, çok olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Sevgili Yenis teşekkür birlikteydik. Sevdiğiniz bir isim. E, devam ediyoruz.